Şu an sabahın 5'i ve korkunç derecede yorgunum. O yüzden kendi suratımı göstermektense direkt konsol oyun logosu üzerine konuşmak daha mantıklı sanıyorum. Evet, izlediğiniz video yine konsol oyunu sponsorluğundadır. Çünkü Uncharted 4'ü kendileri bize ücretsiz olarak sağlamışlardır. Buradan onlara bir teşekkür edelim ve bu bir ilk izlenim değil, direkt olarak serinin ilk bölümüdür. Zaten gerekli açıklamayı 2-3 saniye içerisinde ben kendim yapacağımdır efendim. Gereksiz şekilde resmiyeti bozduktan sonra videoya girelim. Evet, herkese merhabalar. Çekmeyeceğimi milyon kez söylediğim Uncharted 4 serisine hoş geldiniz efendim. Tamamen ve tamamen yoğun istek üzerine çekiyorum bu seriyi. Yani gerçekten uzun bir süre seri çekmek istemediğimi açıkça belirtmiştim ama yani insanlar hani gerçekten oynayacaksın zaten kamera karşısında oyna dedikleri için sadece oynuyorum. Sesim birazcık garip gelebilir size. Yaklaşık son 2 gündür tamamen Uncharted etkinliklerinde geçirdim yani hani. Uncharted lansmanına gittim. Oradan çıktım. Konsol oyundaki yani bütün bir gün boyunca Uncharted etkinliği gibi bir şey, bir tür buluşma tarzı bir şey yapıldı orada. Orada baya bir zaman geçirdim ister istemez. Doğal olarak birazcık böyle bir bütün gün konuş derken ses ufaktan artık hani birazcık sıçma moduna gelmiş durumda. Hassasiyeti arttıralım. Kamera yardımı. Kamera hareket yönünde otomatik olarak hizalar. Onu demek lan. Neyse. Erişilebilirlik. Kamera yardımı kapalı. Araçların nişan modu. Basılı tut. Hedef kilitlenmesi. Düşmana doğru nişan alırken hedeflere kilitlen. What? Nişan hareketi çok da bilmem ne falan. Alt yazılar açık. Devam basit. Belirten tuşa basılınca hızlı olarak mini oyunları tamamlan. Ne diyorsun lan? Ne olduğunu bilmiyorum bunların. Neyse. Başlayalım efendim. Oyunun ilk iki bölümünü açık ve net söylüyorum. Öncelikle serinin kurallarını verelim. Oyunun ilk iki bölümünü, yani prolog olan kısımları aslında ben etkinliklerde, orada, burada vesaire bir şekilde oynadım ve gördüm. Ama ondan sonrasını, asıl hikayenin başladığı noktadan itibaren de görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Oradan itibaren ilk iki bölümde ne olacağını biliyor olacağım. Ve daha önce Uncharted 3 serisinde yaptığım gibi, benim orijinal serimdir Uncharted 3 bu arada. Daha önce hiçbir seri yapmamıştım ve Uncharted 3'ü yapmıştım zamanında. Uncharted 3 serisinde olduğu gibi bu serinin her bir bölümü, oyunun her bir bölümü olacaktır. O şekilde ilerleyecektir. Bu zamanı geldiğinde bölümün çok kısa olması demek olabilir, aşırı uzun olması demek olabilir. Eğer bir bölüm 1,5 saat sürüyorsa 1,5 saat boyunca devam edeceğimdir demektir bu. Eğer bölüm 5 dakika sürüyorsa 5 dakika devam edecektir o bölüm. Yani sanıyorum şey kuralı koysam mı diye düşünüyorum şu anda seriye. Yok. Günlük bir koysam, yoksa günlük koyarsam çok uzun sürecek gibime geliyor da. Yani hani şu diğer YouTube yayıncılarının, diğer YouTube video şeylerinde olan şu klasik belli bir like'ı geçince diğer bölüme atma muhabbetine girsem diye düşünüyorum. Yetiştirebilir miyim onu da bilmiyorum eğer. Hani çok fazla like gelmesi durumunda. Yüksek bir rakam koyalım. Tamam. O zaman şöyle, günlük koyarsam seri çok uzun sürecek ve o kadar uzun sürmesine gerek yok. Zaten bir sürü insan çekiyor yani şu anda. Seriyi deli gibi herkes şu anda oynuyor yani. Biz hafta sonu full Mete ile geçirdik. Easter Gamer'ı Mete ile geçirdik ve Pinti Panda ile geçirdik mesela. Mete zaten oyun eline erken geçtiğinden 8-9 bölüm falan filan çekmişti bile hani. Ya yani bir sürü insan zaten çekiyor şu anda. Benden başka herkes çekiyor yani. Hani ve şu an ben de zaten seriyi yani sırf senden de dinlemek istiyoruz dediğiniz için çekiyorum. O yüzden de kural şu. Her 3000 like'da yeni video atacağım diyorum o zaman. Kural bu şekilde. Her 3000 like'da, yani her 3000 like'dan sonra hemen ikinci bölümü atacağım. Tabi bunun için benim bölümleri önceden hazırlamış olmam lazım. Ona göre bir hesap yapar bir şekilde ayarlarım ben artık. Onu yapacak bir şey yok. Her neyse efendim. Başlıyorum o zaman. İşte Uncharted 4 bir hırsızın sonu. Değil mi? Hedef kilitlenmesi. Düşmana doğru nişan alırken hedeflere kilitlen. Baya aim assist galiba bu ya. Yani hani hepsi kapalı mı olsa ki bunların, anlamadım ki. Aim assist ihtiyacım olur mu? Olmaz herhalde ya, aim assist. O kadar düşmana kilitlenmesi için, şimdi bu düşmana kilitlenmesinden bahsediyor. Bu GTA 5 gibi falansa yani hani hiç iyi olmaz ki. Daha önce oynadığım, yani etkinliklerde falan oynadığımda var mıydı yok muydu onu da hatırlamıyorum abi, aim assist. O yüzden şu an emin olamadım. Bir oynayayım önce normal. Oynayabiliyorsam eğer hiç girişmeyelim. Eğer oynayamazsam, zorlanırsam, ki Overwatch'ta bayağı zorlandım yani hedefe şey yapmakta. Hedefi yakalamakta ve tutturmakta ve ateş etmekte bayağı bir zorlandım. O yüzden eğer zorlanırsam açarım. Ama şimdilik olmadan bir devam edelim bakalım. Overwatch'ta yokmuş bu arada aim assist şeyde, konsol versiyonunda. Ben sıçtım. Hiçbir şey yapamadım bildiğiniz yani. Oyunda bildiğiniz sıçtım. Bilgisayarda klavye mouse'u çok rahat oynuyorum ama şeyde
PlayStation'da olmuyor efendim. Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Henry Avery, 1694. Klasik ara sahnelerde konuşmayacağım. Daha önce konuşuyordum, başımın etini yiyordunuz. Daha doğrusu ben sizin başınızın etini yiyordum. Abi sus artık, oyunu dinleyelim falan filan diyordunuz. O yüzden ara sahnelerde, zaten Türkçe dublaj, Türkçe altyazılı, konuşmayacağım. Sadece oyun içinde. Şu ara sahne, mesela susuyorum efendim. Tutun! Nathan! Yetişiyorlar! Biliyorum, biliyorum! Kalkın o zaman! Sen gidebileceğim son hızla gidiyorum! Allah! Ve oyun için. Evet. Sen adaya doğru git. Ben onları... Öncelikle oyunun hikayesinin şey olduğunu biliyoruz. Yani hani kamera kullanmış. Tamam. Yani Nathan Drake'in abisi odaklı bir oyun olduğunu biliyoruz bunun. Ve yani şu anda oyunla alakalı gerçekten bilmiyorum ama abisinin bize ya ihanet etmesini ya da hikayenin direkt baş düşman çıkmasını falan bekliyorum ama göreceğiz bakalım. Yani şu an ben konuştuğum için eğer arka plan sesini duyamıyorsanız kusuruma kalmayın ya artık. Ben bile duymuyorum. Fazla hasar vermiyorum. Yaklaştırma yeter. Yani tabancayla ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama bizim teknemiz öbürlerinkinden daha OP bir şey. Dokunduğun anda direkt parçalıyor. Bildiğin taklamakla atıyor. Bak şimdi. Ufaktan sadece kıçından dokunduracağım. Dokunduramadım lan. Dur. Dokunduracağım. Hoppa bak. Gördün mü taklayı? Yani. Pek böyle işlediğini zannetmiyorum Deniz'le. Yani şöyle dokununca direkt bu şekilde uçtuğunu hiç zannetmiyorum yani. Yeterli ivmeyi uçuracak kadar bir ivme verdiğinizi hiç sanmıyorum derken evet. Ve bu baya başka bir şey. Mayın bırakıyorlar. Tamam. Her seferinde aynı şey oluyor yanımda. Oynarken hani kontrolü gerçekten bende mi değil mi emin bile olamıyorum bazen. Sadece adaya doğru devam etsem yeterli. O mayınları ben... Ah baya evet, baya bana çarpabiliyorlar. Au. Kaç kez oynarsam oynayayım şaşıracağım galiba bu kısmı. Sanıyorum bu üçüncü oynayışım falan aynı sahneyi aslında. O kadar fazla kez bir etkinlikte bir akşam şeyle Tuna'yla Pink Panda Tuna ve Mete ile birlikte oynadık bir. Yani bir de şeyde bugün yani konsol oyundayken hani bir ufak böyle bir oyunu ufakça gösterirken falan. Kan yalabının sesine de öyle böyle alıştık lan. Ben tamir ederim. Beni koru yeter. Okay. İlk başta ben o Okan Yalabı'nın sesine hiç alışamamıştım bu arada. Bana çok yanlış gelmişti yani sesler. Güzel. Sıçıyorum. Harikayım. Şunları vurabiliyorum. Bayağı başarısızsın sen. Derken... O nasıl hayırsın? Ben mi yaptım onu? Ben mi yaptım onu? Anlamadım. Gelen var. Nerede gelen var? Ne tarafta? Bu tarafta mı? Neredesin lan? Ha buradasın. Headshot motherfucker! Hoca dur hoca. Bak. Sipere dalma, sipere dalma. Bana şey yap bana konuşmayı öğrendiğim gün bunu da tekrar etmeyi kestiğim gün, kendimi tekrar etmeyi kestiğim gün bu lafı o kadar fazla kez söyledim ki çünkü. Adamlar vurulduğu anda kaçıyorlar. Bak ne kadar akıllı. Adam vurdu gitti. Okey ben mi kullanıyordum gemiyi? Doğru ya ben kullanıyordum değil mi? Hacı ateş ediyorlar. Bir şeyler yap. Okey ada ha burada. Tamam okey. Şimdi dokundurayım mı? Ucunu dokundurayım mı sadece? Yes. Yes. Kurtul şunlardan. Bunlardan mı? Hacı adaya yaklaşıyor muyuz, yaklaşmıyor muyuz o bile belli değil ki. Onlara çarpmam ben. Ona, yani şuna da çarpmam, fuck. Hı, otomatik dön, direkt çarpmama izin vermedi. Oğlum sanki dibine kadar gelmişim ve adaya toslayacakmışım gibi oluyor. Ben küfretmesem bile oyunun bazen küfredebiliyor olması gerçekten mutluluk veriyor, söylemeliyim bunu. Nathan.
Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın, ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Evet verir, evet verir, evet verir. Mesele evet, sadece verir. Kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Galiba Morse kodu oluyor galiba. Adamlar şeyi çok iyi sağlamışlar bakın. Bir önceki sahne pre-rendered'tı. Hani pre-rendered grafiklerdi bir önceki sahne. Oyun içi değildi. Pre-rendered'dan bir anda şeye geçtik ve asıl birinci bölüm şu anda başladı. Cezbedici macera. Hani pre-rendered'dan oyun içine geçişte grafikte aslında ciddi bir düşüş oluyor. Grafikler bir anda düşüyorlar ister istemez. Ama çok başarılı yapmışlar yani o geçişi. İnsanlar hani neredeyse fark etmiyor bile. Yani ben sadece bir yandaki detay farkından anladım zaten ben de. Yoksa fark edebileceğim bir şey değildi. Her neyse gördüğünüz gibi bir anda durup dururken başımıza bir hani daha önceki oyunlarda hiçbir şekilde bahsedilmemiş olmasına rağmen bir anda şeye giriştik. Nathan Drake'in bir abisi olduğu ve bu abiyle alakalı bir dünya senaryolar falan filan girişti işte. Abinin yolundan gitmeyeceksiniz. Arthur falan filan ki tamam Morse kodunu bırak abicim. Sam gördüm sağ ol. Bırak. Eğer Morse koduysa tabii bilmiyorum Morse kodunu nasıl işledim. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi çok sevgili Nathan Drake veya soyadı her neyse. Sanıyorum soyadı tam olarak Drake değil. O ismi kendim vermiştik yani. Emin olamıyorum bazen senaryodan. Daha çocukluktan oldukça iyi bir tırmanıcı imiş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Gerçekten birazdan zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda daha hani basit şeyler yapıyoruz ama birazdan anlayacaksınız demek istediğim şeyi. Sessizce ve çaktırmadan. Sessizce ve derinden. Ben neden bahsediyordum? Tabii neden bahsederken konu gitti kaynadı arada. Hani daha önce hiç konuşulmamasına rağmen bir anda Nathan Drake'in bir abisi olduğundan bahsetmeye başladık çünkü oyunun konusu önemli. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. Her şey ortada. Ama ondan hala ümitliyim. Rahip bizi seviyor, rahibe sevmiyor mu? Bakın, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. Şimdi geceler Katolik rahibe. Yetimhaneler hani gerçekten berbat yerlerdir öncelikle. Yani hani ya da hep öyle anlatılır bilmiyorum açıkçası. Gidip de Katolik yetimhanede kalmışlığım yok yani. Şimdi yalan da söylemeyeyim. Bu arada şu saçımı da şöyle düzelteyim. Buradan çıkmış zaten kellikten dolayı geberiyorum. Bütün günün yorgunluğu da üzerinde. Neyse. Zaten her zaman hiçbir zaman fiziksel güzelliğimden izlemem dolayı sıkıntı yok diye düşündüm ama. Şöyle ki. Yani hani hikayelerde, filmlerde zaten her zaman Katolik yetimhaneleri bizim şu aşırı abartılı ve iğrenç olan Kur'an kursları vardır. Yani çocukların taciz edildiği, sık sık dövüldüğü falan hani belli başlı düzgün işini yapanlar haricinde ciddi anlamda berbat olan yerler var. Yani çocuklar için ciddi anlamda cehennem olan bazı Kur'an kursları var ülkemizde. Bunu reddetmeyelim. Hani o tarz yerler olarak anlatılırlar böyle. Çocukların sürekli dövüldüğü, rahibelerin çocukları cinsel anlamda taciz ettiği, rahiplerin hatta çocukları cinsel anlamda taciz ettiği mekanlar vardır. Şimdi burası onlardan biri değil gibi duruyor en azından gördüğümüz kadarıyla. En azından benim şimdilik gördüğüm kadarıyla. Oku, bu bizimkinin dosyası. Edward Nathan'ın kitaplarından birini elinde saldığını ve çocuğu kışkırttığını gördüm. Nathan o an Edward'ın üzerine atlayıp üzerinden büyük olan çocuğu yere devirdi. Çocukları ayırmak için koşsam da birbirlerini yumruklamaya başladılar. İmza peder Ryan bunu nereye bildiriyor bilmiyorum ama. Hani bu pederin şeyi değil mi? Evet, rahibini değil.
pederin bir doldurduğu bir rapor birilerine vermek için. Hani neden kavga çıktığını herhalde göstermek için falan. Ve gerçekten çok sevgili Katolik okullar da, yani Katolik yetimhaneler de, hani çocuklar arasında çıkan bir iki basit kavgayı bu kadar ciddiye alıyorsa o da ayrı bir dert tabii. Pencereye ulaşmam gerek. O pencereye ulaşmamız gerek, evet. Klasik bir stealth kısmıyla başlıyoruz. Öncelikle ama rahibenin gitmesini bekleyeceğiz. Şöyle geçeyim ben, ne olur ne olmaz. Sevgili rahibecim. Şu ileri ileri basıp değil miydi? Oğlum bunda niye her sefer tıklıyorum? Kamera açısından sıçıyormuşuz, evet. Sevgili rahibe çaktırmadan gördüğünüz gibi geçti oraya. Şeyin arasına sakladığı sigarasını tüttürdü ve keyfine bakıyor şu anda, milletten gizli gizli. Keyfine baksın. Yani umuyoruz kendisi o rahibelerden biri değildir. Ne diyeyim yani hani. Ya ben daha oyunda ilerlemediğim için tekrar o şeye dönüyor muyuz bilmiyorum. Hemen dumanı mumanı hemen çıkarmaya çalıştı tabi. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. Evet. Geldim Sam. Geldim bekle. Yani hani oyunda birkaç kere daha galiba çocukluğuna dönecekmişiz Nathan'ın. Yani ben sadece ilk girişteki bu bölümdeki kısımları gördüm. Sonrasını bilmiyorum. Sonrasında belki daha da Nathan burada gördüğü muameleyle alakalı daha da fazla detay alırız belki. Belki gerçekten berbat bir çocukluk geçirmiştir bu yetimhanede. İyi bir çocukluk geçirmediği ortada da asıl soru ne kadar fucked up bir çocukluk geçirdiği. Hani acaba ne kadar iğrenç bir çocukluğu var, yoksa sadece aslında onu seven insanlar var ya da rahibe ve rahip aslında... Rahip iyi birine benziyor. Rahipte sıkıntı yok. Bu arada bu boruyu görüyorsunuz. Her zamanki bu boru çökecek. Yani ne olursa olsun bu boru çökecek. Bu çocuk bu yaştayken bile yani hani cenab etmiş, o belli. Hani bizim Nathan Drake'in tırmandığı bir burnun çökmemesine imkan yok. Hani ya da gerçekten acaba hani rahip ve rahibe ikisi de iyi insanlar mı? Sadece Nathan mı? Hani uyumsuz bir çocuk. Yani çocukluğundan itibaren gerçekten uyum sağlamakta sıkıntılar yaşayan. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. Tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Baya Nate'e benziyor. Abisi daha çok Nate'e daha çok benziyor şu anki haliyle. Ciddi misin? Yine mi? Bizimki hiç benzemiyor Nathan'a çünkü. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Nathan, yapma. Güzel demiş. Bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Ya çok kötü. Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Ya ben gülerdim, evet. Yaptığımı değil dediğimi yap. Hasta olacaksın. Pekala. Peki. Abi gibi abi sen. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktık. Ama bu bir istisna. Ya bakın hani Sam'le Nathan ilişkisini o kadar detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorlar ki. Hadi bana elini ver. Bu da ister istemez bende şey izlenimi uyandırıyor yani hani. De geç. Yani bu herif hani bize bütün oyun boyunca ona güvendikten sonra çok fena bir şekilde ihanet edecek. Ya hikayenin baş düşmanı olacak ya da yani çok kötü bir şekilde ihanet edecek. Ve bu Nathan'ı yıkacak yani bu ihanet. Bildiğiniz yıkacak gibi şu anda. Yani tahminlerim şey olmasında açıkçası. Ya dediğim gibi bize ihanet etmesi. Ve işte son anda diyelim ki hani böyle abime güvenmemem gerektiğini bilmeliydim. Zartut falan tarzı bir muhabbet geçebilir. Bizimkinin gelip aile hayatının içine edecek belli ki çünkü. Yani Rahip Duffy iyi biriymiş bu arada. Şu an ben detaylı ben de fark ettim şu anda. Konuyu dinleyince. Daha önce dinlemeden oynamıştım çünkü. Biraz daha şuradan atlamak gerektiğini hatırlıyorum buradan. Aynen. Let's go. Ya bize ihanet edecek son anda ya da işimiz çok kötü bir durumdayken Sam gelip bizi kurtaracak falan. Ve kurtarırken ölecek muhtemelen abimiz, sevgili abimiz Sam. Ya da direkt baş düşman çıkacak. Eğer ikisi birden olmazsa o zaman ben çok fazla klişelerle uğraşıyormuşum. Yani hani Neil Druckmann da benim düşündüğüm kadar klişe bir yönetmen ve yazar değil demektir. Göreceğiz hangisi açık doğru bakalım. Açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Boş versene, yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen evet. Peşimden gel. Bir anda yepyeni halat mekaniğini öğretmek için böyle bir flash bir ihtiyacımız var çünkü, öyle değil mi? Hayır, yukarı yoldan hayır yok. Gidiyoruz. Let's go. Bunu daha önce yaptın mı? Bir iki defa.
defa. Ve bir tarafını kırmadan yapması için yeterli işte, tabii ki hadi. Bir iki defa. Sıra sende. Okay, let's go. Yemin ediyorum oyunun devamında ne olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Üçüncü defa aynı kısmı oynamaktan dolayı hani sanki aynı demoyu tekrar tekrar oynuyormuş gibi hissettim. Çoğunlukla çalışıyorum. O kızla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Abi seslendirme güzel değil ya. Bu kısımda güzel değil. Hani bak. Normalde seslendirme kadrosu çok iyi. Hep tiyatroculardan bilmem necilerden falan oluşuyor ama. Çocukların olduğu kısım hiç hoşuma gitmiyor yani sesler. Hani ergen halinin sesi çocuk haline de uyarmış bence Nathan'ın. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Tabii ki atlayabilirim. Ben Nathan Drake'im. Daha önce de atladım. Yani daha önce atlamamış olabilirim en azından şu anda. Zaman kronolojik olarak belki uyumsuz olabilir ama daha önce de defalarca atladım. Direkt Spider-Man anı. İşte abartmaya gerek yokmuş. Değil mi? Yanımdan uzaklaşma. Peki. Hacı yani sen nasıl bir kardeşsin lan? Ha, daha önce bunu yaptınız mı diye sorası geliyor insanın. Bu kadar hani manyakça tırmanma evet, muhabbetini hani edemezsin. Yapmış olmanız lazım daha önce yani mantıken. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Tam arkandayım sevgili abiciğim. Senin gibi bir abim olsa zaten düşmana ihtiyacım yok diye düşünüyorum elbette ama bilemedim. Bir atlayış geliyor. Tamam. Ha, gene bir atlayış. Uzun bir atlayışımız daha var. Doğru evet. Bu sahnenin zaten aşağı yukarı sonlarıydı diye hatırlıyorum. Tam ortasından yavaşça ve dikkatlice. Ben de atarım. Ben de yaparım. Bak. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Ne günah? Ha haçı eğdik değil mi? Ha evet. Evet. Evet yani. Hazırım Jane. Yani bana Tarzan diyorsan sen de Jane'sin herhalde. Ha. Evet. Buyur öyleyse. Önce ben mi yapıyorum atlamayı? Vay anasını. Oo! Okey. Kolay oldu. Her neyse ben atlıyorum. Seni beklemeyeceğim. Ne diyordum lan ben? Oğlum hep konuştuğum şeyleri unutuyorum arada. Sinirim bozuluyor. Ben buradan gelirim. Sen çık oradan. Biliyorum çünkü oradan tırmanmaya çalışınca yıkılıyor. Daha önce burayı fazla kez oynadım yani. Evet geldik sevgili Sam. Bakayım. Fena değil. Evet. Gündüz gözüyle evet. Bakın nasıl da hemen şeyi anlatıyor. Bu taraflar kır, bayır bilmem ne falan daha böyle bir güzel gözüküyor. Bu taraf daha bir sisli diyecektim ama. Yani evet öyle aslında. Gerçekten de öyle hani. Birazcık daha karanlık çünkü şehir ya. Hani böyle daha pis ya hava hani. Çok fuck. Fuck. Ciddi olamazsın. Nasıl atladım ya? Burada böyle aptal bir şekilde öldüğüme inanamıyorum. Üstelik üçüncü kez oynuyorum yani. Şaka gibi ya. Lanet olsun. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Çok fazla nereye gittiğini bilmesine gerek yok. Çünkü siz sevgili Drake ailesi. Gerçekten soyadınız Drake ise tabii. Hala emin değilim. Ve beni izle. Her şekilde çok sevgili oyun yapımcılarının gücü ve özellikle öldürmeyen yönetmez öldürmez mantığıyla sürekli olarak tam olarak ihtiyacınız olan yere gitmenizi sağlayacak şekilde dizilmiş platform ve çıkıntılara sahipsiniz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Lanet olsun tuttum. Hay. Başardın tabii. Hala devam ediyoruz. Evet, bölümün en büyük yani bölümün zirve noktası burası oluyordu işte bu zıplama anı. Sam, ne yapıyoruz kanka? Daha doğrusu brother, ne yapıyoruz? Bak ne diyeceğim. Heh. Bunu sen de ne istersen. Ver bakalım. Manyağım ben. Çünkü. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Çünkü deliyim ben. Hoppa. Yes. Harika değil miydim? Harika değildiysem harika değildim de yani bana şimdi. Hoppa. Sen bana yetişsem
Oha hadi lan ışınlandı dallama. Işınlandı. Bildiğiniz ışınlandı. Ondan önce gitmiştim artık oraya. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Abinin kucağına otursan versene. Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın, biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama, tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama, duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın, yetmiyormuş gibi. Söylesene, bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? Çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız, değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Çok benzemiyor mu? Orada Amsterdam'daki suratlara çok benzemiyor muydu? Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Ne dediğini de anlasak değil mi? Bundan daha iyisini yaparsın ablap. Ablap ne amına koyayım? Ahbap. Burası ikinci bölüm değil miydi, ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse, hala iki yazmadıysa ben de bu herifi döverim. Burada hoşuma gitmeyen şey var arkadaşlar, yani üçgen tuşunu kaldırmış herifler. Üçgen eskiden şeydi ya, savunmaydı hani. Gelen, lan dur. Gelen şeyleri durdurmaya yarıyordu eskiden. Yani şu şekilde yapabiliyorsun ama üçgen şu an sadece seni kaptıkları zaman kullanabileceğin bir şey. Eskisi gibi yumrukları durdurmaya yaramıyor. O birazcık üzdü beni. Ah. Bu da ufak bir boss savaşı denebilir bu arada. Umarım oyunun sonunda da böyle bir tane vardır. Yani şeye en çok yaklaşanı bu çünkü. Ancak da en çok yakışan boss savaş türü bu şekilde oluyor genelde. Fuck. Arkadaş çok fena dayak yiyorsun burada ya. Ne yaparsan yap dayak yiyorsun ya. Oyun hani sana zorla dayak yediriyor resmen şu sahnede. Lan sen kimsin lan, moduna sokuyor beni o zaman da işte. Ve oyun hani Uncharted'dan çok burada Last of Us'a şey yaptığını, sardığını çok belli ediyor yani hani. Savaş mekanikleri daha çok Last of Us şu anda Uncharted'dan çok. Ya kamera açısı olsun. Sen her attığım yumruğu hissediyorum fazlasıyla. Fuck. Fuck fuck, kareymiş. Fuck. Yeter lan, gri'den çık, şu beyazlıktan çık. Fuck you. Fuck you. Ne oluyor? Solak var. Söyletelme. Ne, biz kan gitmiyorduk ki. Ha, öyle değil mi ufaklık? Aha, çok komiksin. Hey, bana bak ufaklık. Yeterince büyüdüğünde ara beni. Te voy a sacar por el culo. Solitaria. Calla yo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Solitaria derken orada... Soli...
Neydi o kelime İngilizcesi? Birini yalnızlaştırmak. Unuttum lan. Muhtemelen abi, onun İspanyolca versiyonu. Yani bizimki hani kendi başına hücreye kapıyorlar. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Sıç oraya. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Gracias, gracias. Kavgayı ettin, dayağı da yedin. Yani attın da dövüldün de. Ama hücreye de kapatılan sen oldun. Ne olacak şimdi? Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyoruz ben. Hey, hey. Tamam, sakin ol. Ah. Resme kameraya baktı la herif geçerken. Tamam tamam, Allah Allah, ne bir şeysiniz ya. Ve ikinci bölüm. Asıl kısım burası. Asıl ikinci bölüm burası efendim. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Tam buna yarım saat olmuş. Güzel olmuş. İkinci bölüm ne kadar sürer ben de bilmiyorum. Yani oynadım ama aşağı yukarı ne kadar sürdüğünü hesaplamadım. Sanıyorum bu kadar falan sürse gerek. Yine bir 25-30 dakika falan filan. Dediğim gibi videonun başında, dediğim gibi umarım yetiştirebilirim. Bak bunu böyle bir güvence vermek hiç işime gelmiyor ama 3000 like gelmesi durumunda bir sonraki bölümü atacağım diyeceğim. Çünkü 20 küsur at bölüm sürecek bir seriyi böyle günlerce süründürmek istemiyorum. Başka şeylerle uğraşmak istiyorum. O yüzden bu seriyi hızlıca çekip bitirmem lazım. Hala topu 2015 videomla uğraştığımdan dolayı. O yüzden sizin de beni böyle gaza getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani kendime böyle bir riske sokarak kendime en azından daha hızlı çalışabilirim muhtemelen. Buna güvenerek diyorum ki her 3000 like geldiğinde bir videoya hemen bir sonrakini atacağım diyelim. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.